Merhabalar, TV19 ekranlarında satır başıyla karşınızdayız. Hafta içi her gün farklı konuları konuştuğumuz programımızda bugün Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği'ni konuşuyor olacağız. Program konumuz Rasim Çakıcı, satır başı başlıyor. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bey. Nasılsınız? Çok da sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, koşturuyoruz. Yoğun bir tempo var herhalde. Tabii daha önceki programlarda sizi konuk aldık. Konularımız da oldu, konuştuk ama ekran başında bizi yeni izleyenler varsa onlar için hem sizi tanıyalım hem de derneği şöyle kısaca bir tanıyalım. Ben Rasim Çakıcı, 1968 Çorum doğumluyum. 30 yıldır aşçılık yapmaktayım. Evet. İşte 2016 yılında Çorum'da Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği'ni kurduk. Yaklaşık 2 yıl oldu. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Derneğimizin kuruluş amacı gençlerimizin mesleğimizi anlatmak. Mesleğimizin yukarı çıkartmak. Mesleki gelişimini, ahlaki gelişimini sağlamak. İşte olmazsa olmazları adab, edep gibi en önemlisi en önemli kuralları çocuklarımıza geçirmek ve öncüsü olmak, yani rol model olmak için yola çıktık. İnşallah muvaffak olduğumuzu zannediyoruz. Bir takım çalışmalar yapıyoruz. Yakında Çorum'da bir yarışma yapacağız işte bu anlamda. Evet. Hem ilimizin tanıtımı anlamında hem gençlerimize sosyalleşmesi anlamında, diğer şeflerimizi görmeleri, tanımaları anlamında birçok ünlü şefimiz Çorum'a gelecek. İyi bir şey olacak inşallah yakın tarihte. Bu önemli. Aslında biraz da kapsamlı bir yarışma olacak. Bundan çok kapsamlı. Konuşuyor, bahsediyor olacağız. Sizi biraz tekrar geriye dönelim. Siz aşçılıkla nasıl tanıştınız? Bu serüven nasıl başladı? Benim aşçılıkla tanışmam 1989 yılında. Ben aslında inşaat elektrikçisiyim. Yani mesleğe elektrikçi olarak devam ediyordum. Otelin teknik servisiydim. Mutfağa daha çok yakın ilişki içindeydik. Gidiş gelişlerim buluyordu. Orada işte aşçılık bize bulaştı. Akabinde 80... Ama sizde de herhalde bir vardı varmış ki. Varmış yani altyapımız ki. 89 yılında Antalya Türem'e giderek Türem'den mezun oldum. Aşçılık okudum. Evet. Akabinde hızımızı alamadık. Bir daha gittik Türem'e. Bu sefer otelcinin ömrü kısmını okuduk. Yani bu işi yapacaksak ileride belki lazım olur babında. Türem mezunuyum. Alaylıyım. Yani mesleki anlamda okulum yok. Okullu değilim. Turizm Bakanlığı'nın eleman yetiştirme kursları vardı. 6 aylık, 8 aylık. Bunlar hala devam ediyor mu? Türemler maalesef kapandı. Aslında kalsalar da iyiydi ama işte turizm otelcilik okulları açıldı. Ondan dolayı. Onların açılmasıyla birlikte Türemler misyonunu tamamlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor ara eleman, yani yetişmiş eleman ihtiyacını turizm sektöründe veya restoran sektöründe turizm otelcilik okullarının açılık bölümleri, üniversitelerimizin gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri açılarak ivme kazandı, hızlandı. Sektör olarak mesleki anlamda da bizim mesleğimiz üst basamaklara tırmandı yani. Şimdi ideal ilk 100 iş denildiğinde ilk 10'a giriyor aşçılık. Evet. Yani ilk 10'un içinde aşçılık var yani. Yine en kazançlı meslekler arasında aşçılık ilk 8'in içinde. Güzel. Yani o yüzden bizim mesleğimize karşı bir böyle gençlikle şey oldu, böyle bir itibar kazandı. Herkes işte aşçı olanın peşine düştü ve okullarımızın faydası oldu. İlgi de arttı. İlgi arttı tabii. Okullarımızda teorik bilginin yanında işte biz de dernekler olarak okullara giderek birebir eğitimler vererek işte yakın tarihte haberlerde çıktı, gazetelerde, televizyonda yaptığımız herhalde yollamıştık. Turizm Meslek Lisesi'nde, yine Kız Meslek Lisesi'nde ardı ardına iki defa uygulama eğitimi yaptık. İşte baklava eğitimi, Antep mutfağı, Osmanlı mutfağı eğitimleri yaptık. Ünlü bir şeyimizi Çorum'a davet ettik. Onunla beraber güzel bir çalışma oldu yani. Hem Kız Meslek Lisesi'nde, yani Bahçeliler Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde, hem Turizm Meslek Anadolu Lisesi'nde. İkisinde güzel, etkili bir eğitim yaptık. Yine bizim mesleğimizin olmazsa olmazı hijyen, sanitasyonla ilgili bir seminer düzenledik. Orada çocuklara bir belge, uluslararası bir firmanın açmış olduğu bir belge var. O belgeyi onlara inşallah getireceğiz hepsine. Onun kursunu verdik orada. Canlı video video seminer yaptık. İyi oldu yani. Bir şey takım çalışmalar yapıyoruz. İşte belediyeyle şimdi Çorum yarışması için protokol imzaladık. Çorum yarışması var 16-18 Şubat'ta. Şimdi bu ay yani 2 hafta kadar sonra. 2 hafta sonra. Bir yarışma var. Biraz bahsedelim. Şimdi yarışmamız ulusal. Birincisi Çorum Belediyesi Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması. Niye Çorum Belediyesi? Belediye bu işin maddi gücünü, külfetini üstlendiği için belediye başkanımız tarafından onay verildi, kabul edildi. İnşallah bu tarihte yapacağız. Fuar alanında yapacağız. Güzel.
Kimler? Bu arada, birçok isim var tabii, tabii içinde olacak ama. Bu arada Çetin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Alanı bize verdiler 3 günlüğüne. Nabedel yani, ücret ödemeden orayı kullanacağız. Yani tabii çok isim gelecek. İşte şöyle söyleyeyim, jürimiz Türkiye'de öne çıkmış. TV'lerde, televizyonlarda program yapan şeflerinden oluşan bir jürimiz var. Çok renkli simalarda. Çok çok çok. Yani Esat Öcatası, Eyüp Kemal Sevinci, Serdar Bozkurt'u birçok ünlü isim gelecek. Liste henüz bana ulaşmadı. Hı hı. Yani 9 tane şu anda ünlü şefimiz geliyor. Onun haricinde yaklaşık 30 yakında dernek başkanımız, Çorum'a gelecek şeflerimiz. Bir 200'in üzerinde öğrencimiz yarışmaya katılacak. Yarışmacı olarak gelecek. İlk gün Cuma günü ev hanımları yarışması var. Çorumlu ev hanımlarımızın hepsini bekliyoruz. Nasıl bir yarışma olacak ev hanımları? Çorum yöresel yemek yapacaklar. Çorum yemekleri, yöresel yemekler. Yarışmaya katılacaklar. Oldukça geniş de bir mutfağımız var. Tabii var, zaten. var. Yani orada 10'ar kişilik gruplar halinde yarışmaya gidecekler. İnşallah Cuma günü, öyle Cuma namazından sonra başlayacak etkinliğimiz. Cuma günü işte bekliyoruz hanımları. Gelsin hem orada katılma yapabiliyorlar. Kadın kültürlerine form da attık belediyenin. Hı hı. Şimdi hali hazırda yine devam edebilirler. Şu anda gidip oralardan formları alıp doldurup oraya bırakabilirler. Oradan biz toplayacağız formları. Çok şeydi ama bir 30-40 bayanımızı orada yarıştıracağız. Yani 3-4 tur yapacağız orada. Bunların içinden bizde ödüller şey yok. Katılım sertifikası, madalya, kupa vesaire var ama para ödülümüz yok. Biz STK'yız. Ama bize kuruluşlar yapıyor bazen bu işi. Sponsor bulursak o tarihe kadar belki bir maddi anlamda bir şeyler de olabilir yani, bir hediye anlamında. Ama yine sertifika olacak. Tabii katıklarına ait bir sertifikası olacak. İşte derece gelenlerin derece sertifikası olacak. İşte birinci altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya gibi madalyalar var. Bunlardan işte onun sertifikasını hazırlayacak. Yarışmaya katıldıysa bronz madalya aldı. Sertifika, çerçeve, bir evin asabilir, bir anı olur. Hatıra olur. Ev hanım için de aslında çok önemli. Tabii. Yani inşallah katılma olacağını inanıyorum ben. Akabinde aynı gün engelsiz lezzetler. Engelli demek istemiyorum. Tabii. Onlar hepimiz engelli adayız. Engelli olabilir. Kesinlikle öyle. Çocuklarımızın katılacağı bir yarışmamız var yine. Orada yine inşallah Çorum'da da bu tür eğitim veren engellilerimiz var. Oradan çocukların katılmasını sağlayacağız. Onlara bir sosyal aktivite olsun. Ne güzel. Onlar yarıştım. Onların hepsi birinci benim gözümde. Ama orada bir yarışma düzenleyeceğiz. Orada bu engelsiz lezzetler diye. Bizim Taşkopan'ın da dünya engelsiz platformunun kurucu üyesiyiz biz. Bizim üst kuruluşumuz Türkiye Aşırı. Kardeşlerimiz de birçok yerde çalışıyorlar zaten. Tabii. Çalışanlar da var. İşte Down sendromlu olan, spastik engelli olan çocuklarımız var. Bunları orada yarıştıracağız. Onları yarıştırma amacımız sosyalleşsinler. Kesinlikle topluma kazandırma açısından kendilerinin çok önemli. Topluma faydalı olup bir işler yapabildiklerini görmeleri anlamında. Yoksa bizim kimseyi yarıştırmak gibi bir amacımız yok. Ondan da bir şey yapabildiğini görmeleri, toplum tarafından değer görmeleri için bir öyle bir yarışma yerimiz, şeyimiz var. Çok da güzel içinde. Olmuş ve o var. Neler yapıldıklarını imkan verilirse görüyoruz zaten. Yine Cuma günü yetişirse Çorum Lokantacılar ve Kebapçılar yarışması var. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yani bu yemekleri yapsın gelsinler, jüriye sunsunlar. Yani şimdi kim istemez lokantasında bir tane altın madalyalı çerçeve asılmış lokantası kazanmış. Bugüne kadar herhalde böyle bir şey var mı? Yapılmadı. İlk defa yapılıyor. İlk defa yapılacak. Ben lokanta çizen arkadaşlarımı oraya bekliyorum. Şeflerini söylemiş olalım. Şeflerini yollasınlar, gelsinler, yarışsınlar. Yani çok bir saatlerini alıyor yani. Orada mı yapacaklar? Yapıp mı getirecekler? Ya şimdi tandırı orada yapamazlar. Yapıp yani, oraya getirecekler. Ama yapıp sıcak getirip servis edebilirler hızlı bir şekilde. Yapılmışını getirebilirler. İskilip dolmasını yapıp getirebilirler sıcak. Yarışma anlamında oraya getirip sunabilirler. Bununla ilgili hafta sonu inşallah İskilip'e gidip İskilip Belediyesi'yle de bir görüşeceğiz. Engel olursa pazar günü de İskilip dolması dağıtacağız misafirlerimize. Şimdi bu Cuma günü. Cumartesi günü bireysel lise çocuklarımız ve üniversite çocuklarımız yarışacak. Cumartesi bu. Cumartesi günü gelen misafirlerimiz Çorum Meclisi ikram edeceğiz biz misafirlerimize. Üç gün sürecek değil mi şef? Üç gün. Pazarda finalleri var. Pazar günü de üniversite ve lisenin en iyileri yarışacak. Grup yarışması ve ustalar yarışması. Bu denetlerden gelen ustalarımız yarışacak orada. Çorum yemekleri ve yöresel ana yemek yapacaklar. Türkiye'deki yemeklerden. Son gün. İşte akabinde işte konuşmalar, madalya törenler oluyor. Ama bizim şu var. Çorum kültürünü tanıtmamız için bu bir şey. Evet, çok önemli bir şey. Önemli bir şey. Şimdi insanları gidip kendi memleketinde Çorum'u tanıtamayız. Ama Çorum'a getirip tanıtabiliriz. Çünkü birçok insan gelecek dışarıdan. Yaklaşık değil mi? 200'ün üstünde çocuğumuz gelecek. Yaklaşık 70-80 tane ustamız gelecek Çorum'a. Bu ustalarımız hepsi bir müessesede şef olan ustalarımız. Yani
hem dernek başkanlarımız, dernek başkanlarımız hem de işte hepsi belli yerlere gelmiş, şeflik konumunda olan insanlar. Bunlara Çorum kültürünü tanıtmak. Gittikleri zaman o bir ustamızın 10 kişi etkileyeceğine inanıyorum ben. Yani kesinlikle öyle. 80 kişinin 8 bin kişi etkileyeceğine inanıyorum. Çorum'u tanıtım için yerinde tanıtmak en iyisi bence. Keşke biraz yazın yapabilsek ama yazın işte okullar falan kapandığı için bu işleri yapamıyoruz. Yazın işlerin şekli değişiyor. Hepsini öğren yerlerimize götürebilsek, hepsini gezdirebilsek, hepsini gösterebilsek, Kapırgayı'ya götürebilsek, işte İncesu Kanyonu'nu gezdirebilsek, yani işte hemen Çorum'a yakın Gevdek Kaya'nın olduğu kısımlar var, oralara götürüp gösterebilsek, bizim Çorum'da böyle bir kültürü, böyle bir tarihi var desek, işte... Belki tekrarlanacağı zamanlar bunlar da yapılabilir. İleri tarihte yaza doğru bir projemiz daha var. Çorum'da bir ot festivali. Yani İç Anadolu'da hiç yok. Karadeniz'de ve Akdeniz'de, Çeşme'de yapılıyor. İnşallah burada da böyle bir Çorum'un şu anda... Zengin de bu konuda. Tabii. Ot, bizde çok fazla ot var aslında. Ama biz ne kadar yeniliyor bilmiyoruz. Evet. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Burada bir ziraatçı arkadaşımız ve bir fizikçi arkadaşımız da. Yani Çorum'daki endemik türler, yenilebilir türler, Çorum florasında neler var bizim coğrafyamızda. Onları bir araştırıp bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Yani bildiğim bir otlar var. Isırgandı, işte, kuzu kulağıydı, tekercandı, dede sakalı gibi birçok otlar var ama bizim bilmediğimiz de birçok otlar var. O kadar da bilmediğimiz. Biz saysak 10 tane önce sayarız ama şu ana kadar 40'a yakın ot olduğunu öğrendik. İnşallah endemik sayı bu. Yani 40 tane Çorum'da endemik olan. Sadece Çorum coğrafyasında, Çorum florasında bulunan otlar. Niye bunun festivali yapılmasın? Bunun festivalini yapalım istiyoruz. İleri boyuta götürebilir miyiz? İnşallah götürebiliriz istiyoruz. Yani Alaçatı da Ege'de yapılıyor, Alaçatı Ot Festivali. İşte Samsun 2 yıldır yapıyor Samsun Ot Festivali. Bu sene 3.sünü yapacaklar inşallah. Mayıs ayı gibi. Şimdi biz de yapalım yani. Biz de böyle bir konumdaysak. Otla beraber hububat da yaparız. Çünkü biz çok zengin pirinç ve tahıl ambarı Çorum. Pirinç yine hala hazırda kargımız, osmancığımız. Artık marka haline gelmiş. Marka haline gelmiş bir pirincimiz var. Şehir var. Bununla ilgili bir festival yapıyor. Karga yapıyor zaten, pirinç festivali ama Karga'ya ait bir festival. Biz Çorum'a bunu genele yatırırsak daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bizim zengin bir şeyimiz var. Tarımsal gücümüz var yani. Kesinlikle öyle. Yani Çorum'da her şey yetişiyor. İşte ben o sayarım. Benim soğan yetişiyor. Türkiye'ye mal olmuş bir soğan. Yani Türkiye yurt dışına giden bir soğan. Yani, birçoğumuz belki bilmiyoruz. Tabii yani yurt dışındaki alıcıların işte Ovasaray köyünün soğan olsun diye marka belirterek istedikleri bir soğanımız var bizim yani. Niye bunu tanıtmayalım? Yerli soğanımız hakikaten. Ha şu var. Bizim çiftçimiz rekolte diyoruz yani. Üretim anlamı çok olsun anlamında Avrupa ithal soğan ekiyor ama hastalanıyor. Ama bizim yerli soğanımız kendi öz ektiğimiz soğan. İşte Karacabey tohumu dediğimiz Bursa'dan çoğalıp Türkiye'ye gelen bir soğanımız var. Kabuk sayısı fazla, 8-9 kat. Yani kışın donması daha az, çürümeliksi daha az olan bir soğanımız var. Böyle bir maden var mı? Benim yok belki. Ama bu soğan işte ekim azaldı. Öyle bir sıkıntımız var. Çünkü ithal soğan çok dönümde, mesela biri 5 ton veriyorsa diğeri 3 ton veriyor. Evet. Ondan dolayı ama bunu da arttırmak lazım tabii. Bunu işte arttırmamız gerekiyor. Bunu tanıtmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani işte ayçiçeğimiz, şeker pancarımız, birçok şeyimiz var. Bunların hepsini bir araya getirirsek bir değer katabiliriz Çorum'a. Yani Çorum'un sadece işte kobi başkenti inşallah olma yolundayız ama birçok engeller çıkıyor. Biz siyasete pek sevmiyoruz ama çok da engel çıkıyor siyasi anlamda. İnşallah öbür taraftan tahıl başkenti oluruz yani. Aslında hep şunu söylüyoruz, işte Çorum'u tanıtamıyoruz ya da işte medeniyetler başkenti Çorum diyoruz ama neden tanıtamıyoruz, neden turizmde biraz geriyiz, ama işte bunları siz düşünmüşsünüz. Bu belki normal ya da çok küçük bir gelecek ama buradan yola çıkarsak neler yapılabilir, işte bunu da görüyoruz aslında. Çok şey yapılabilir. Şimdi ama şey işte biz de bu tanıtımlarda bir üst akıl var. Yani idareci kısım var. Burası baka düşünüyor. Biz de baka düşünüyoruz. Evet. Biz kişilere dokunarak tanıtacağımıza inanıyoruz. Onlar gidip stand kurup anlatarak tanıtacaklar. Yani bu işte iki taraf da haklı olabilir ama ikimiz birleşirsek daha... Ortak bir payda da buluşmak lazım. Daha iyi yol alacağımıza inanıyorum. Yani şimdi
Ebit fuarı vardı yeni. Çorum katılmadım mı katılmadım bilmiyorum. Şimdi orada mesela Çanakkale Troya yılı seçildi biliyorsunuz. Kültür Turizm Bakanı tarafından. Çanakkale Troya yılı bugün 2018. Çanakkale orada 5 gün önce yemek dağıttılar orada. Hakkari'den Necmettin ustamız geldi. Hakkari'yi tanıtmak için Hakkari yemeklerini yaptı. Hı hı. Koca bir standta. Şimdi biz bunu orada yapabiliriz. Bizim öyle bir gücümüz var. Evet. Yani dernek olarak bizim öyle bir gücümüz var yani. Hı hı. Nitekim bize denilsin ki Rasim Usta ekibini al gel kardeşim ne lazım sana biz getireceğiz. Çorum için ne yapabilirsin gel kardeşim yap diyecekler biz gel gider yapar. Ebit'te de biz o Çorum yemeklerini yaparız. Kızlarımızı otantik kıyafetlerimizi giydiririz. Ne güzel bir atmosfer. Bir gün Hitit kıyafetlerini giydiririz. Bir gün Osmanlı dönemi kıyafetlerini giydiririz. Bir gün de modern kıyafetlerimizi giydiririz. Orada biz 4 gün Çorum'u çok güzel tanıtırız. Bir gün Osmanlı yemekleri yaparız. Kesinlikle öyle. Bir gün Hitit yemekleri yaparız. Bir gün yöreselden yemekler yaparız. Köylerimizde pişen yemeklerden yaparız. Hı hı. Bir gün de modern Çorum yemekleri yaparız. Yani bir harman yaparız. Hı hı. Çorum'u tanıtmak değil mi? Bir gün leblebi kavururuz. Ötesi gün leblebi de kurabiye yaparız. Leblebi kebap yapılıyor. Bir gün kebapı da yaparız yani. Farklı bir şey yapılabilir. Biz bu işin her ayağında varız. Bize yeter ki görev verirsin. Biz başta da söyledik. Biz bu derneği kurarken burada hiçbirimiz şahsi ikbal düşünerek gelmedik. Ben öyle bir ikbalim olsa, işim olsa burada durmam. Bir de Antalya'da çalıştım. Daha çok ücretler, daha çok paralar kazanırım. Böyle bir reklama ihtiyacım olmaz. Biz burada ne diyoruz? Çorum'un adını. Biz Çorum'da bir takım imajlar var. Ben bir kelime için tam 5 yıl uğraştım. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz kelimesi için 5 yıl mücadele verdim. TikTok, Dül Kurum'a da yazdım. Yıkmak için değil mi? Ya, yazılar yazdım. Bu yazı nedir diye yani. Niye böyle bir deyim var diye. Niye böyle bir anlatım var diye. Çorumlu ne yapmış millete farklı diye. Farklı bir imaj gibi sergilenebiliyor ama. Ben bu kelimeyi yıkmak için, kafamdaki oluşumunu engellemek için 5 yıl çaba sarf ettim. Ben Çorum milliyetçisiyim. Benim için ben hep Türkiye'nin elini gezdim. 67 vilayette 60'ını gidip görmüştüm yani. Sonradan büyüdü ama 81'de çıktık. Yani Çorum ben 15 yıl dışında kaldım. Hı hı. Yani Kıbrıs'ını da gördüm. Ben İspanya'sını da gördüm. Malta'sını da gördüm. İtalya'sını da gördüm. Çorum'u da gördüm. Şimdi Çorum bir memleket yok. Yaz yaz, kışı kış. Ne ekersen onun bittiği. İnsanları seveceğin, güler yüzlü. Her ikisinde işte insanlarda da toprakta da verim var aslında ama yani onu biraz görmek lazım. Ben şunu gördüm. Ben İstanbul'da kapıda kaldım. Antalya'da sokakta yattım. Gittim. Kimsenin kapısını çalamadım. Yoktu yani ilk gitmiştim. Gençtim, çocuktum yani delikanlıydım. Hı hı. Çorum'da hangi evin kapısını çalsan sana bir taş çorba verirler. Ben inanıyorum. Kesinlikle öyle. Burada hangi evin kapısını çalsan sana bir taş çorba verirler yani. Hangi lokantaya gitsen karnını doyururlar. Bizim ilimiz hem toprağa bereketli. Sıcaklık var değil mi şefim? Ayrı bir sıcaklık var. Hem insanı mert, bereketli. Yani Çorum'u tanımak için de bunlar yeterli bence. Yani biz yola buradan çıkarsak çok şey elde ederiz bence. Bu arada Çorum'dan bir mesaj var. Bir tarif istemişler. Bilmiyorum burada verilebilirim ama mesajı ben size şöyle yönelteyim. İyi günler dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Ben İsmail Köyü'nden Mahmut. Sorum şu. Perde pilav nasıl yapılır? Konuğun açıklar mı demiş. Sizleri ve ekibimizi çok selam eder. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Bizden de size ve köyünüze sevgiler, selamlar. Uzun mudur perde pilavını buradan? Perde pilav biraz uzun tarifli. Hamurla yapılan bir pilav. Evet. Hamur açılarak yapılan. Bu perde pilav derken bizim buralarda mı yapılır? Çorum pilav değil. Çorum usulü değil. Daha çok hangi göre? Azerbaycan muhacir. Hı hı. Halkımızın bildiği bir pilav. Belki izleyenimizde oralarda bana geliyordur. Çorum Çapter adresine ulaşsın. Hı hı. Benim adresim. Ben ona yazarı yollarım. Tamam. İzleyicimize bunu söylemiş olalım. Yani uzun tarif yani. Evet, pilavın kavrulması, etinin pişirilmesi falan var. Hı hı. Perde pilav meşhur bir pilav. Kazan içinde yapılır. Yufka yasaları. Tamam, bizde var. Herhalde yapılıyor yani belki. Yaparlar yani bizim Çorum. Oradan gelmiş ama. Biraz Çorum kozmopolit bir ili yani. Bize işte Dağıstan'dan gelenler var, Ahıska'dan gelenler var, Azerbaycan'dan gelenler de var yani. Sentez oluşmuş tabii burada. Var tabii. Biz dışarıdan gelenlerle bir harman sentez oluşturmuşuz ama bizden aldıkları da var mı başka yörelerde görüyor tabii, musunuz? Var var olmaz mı yani? Şimdi neler var? Şimdi çatalhaşı çorbası, Çorum'a has bir çorba aslında. Ben birçok yerde gördüm aslında. Evet. Amasya da çok, Amasya çok sahip çıkar çatalhaşı çorbasını ama Çorum'da daha çok pişer. Hı-hı. Yani bizim Çorum çorbası çatalhaşı çorbası. Kesme hamurlaş çorbası bizde Çorum'dan yayılmış. Bak erişteyle yaparlar, sakala çarpan falan denir ama farklı bir çorbadır. Bizim kesme hamurlaş çorbamız Çorum has bir çorba. Çok yerde yayılmıştır yani. Hı hı. İşte mantı, Çorum mantısının
farklı bir mantık. Mantık her ilde var. Kayseri'de var. Her ilde var. Her ilde var. Akla gelince Çorum'da geliyor. Mantısız il yok ama Çorum mantısı farklı bir mantık. Kuru mantık. İşte kapalı bir mantımız da var. Yine üstüne hamur açılıp yapılan tepsi mantısı. Yani yemekler başka ille de değişik isimler alabilir. Hı hı. Ama genelde Anadolu kültürü. Hepsi aynı yemeklerden oluşuyor. Bizim Türk'ün birinci gıdası buğday yani ekmek. Biz unla yola çıkmışız. Et ve un. Bizim beslenme amacımız o. Ya, hamur işini de çok seviyoruz. Evet. Çorum'da da özellikle evet. Bilhassa. Hamur işi bizim Çorum'un hamur işi çok ileri seviyede yani. Hı. Çorum'da çok fazla. Mantarın bile 5-6 çeşidi var Çorum'da. Evet. Ekmekle tüketebiliyoruz yeri geliyor. Yani işte mantının bile 5-6 çeşidi var Çorum'da. Yani Kayseri'nin bir Kayseri mantısı var. Bizim Çorum'da 5-6 çeşit mantı var yani. Oturup hepsini yapsak içli mantısı ayrı, bizim kuru mantısı ayrı. Tepside yaptığımız mantı ayrı mantı. Ya ben buradaki şimdi ırgat mantısı ayrı bir mantı. Yani çok mantı var bizde yani. Hanımların, kadınların birbirine yardımcı bu imece usulüyle burada yapılır. İşte mantı yapılır, işte sarmalar sarılır. Dediğiniz gibi erişteler, makarnalar. Onu ben çocukluğumdan beri hatırlarım. Aslında çok da güzel bir durumdur. İnşallah onu koruruz. Ya şimdi eskisi kadar kalmadı. Evet. Aslında çok yerde yok. Yani eskisi kadar kalmadı. O da şundan, hazıra ulaşmak daha kolaylaştı. Tüketim çılgınlığı her yerde var. Hazıra ulaşmak çok çabuk ulaşıyoruz. Hı hı. Ama ben hep derim, benim anamın yaptığı su böreğini kimse yapamaz. Anamın yaptığı erişteyi kimse kesemez. İşte annelerimizin yaptığı yemekler, herkesin annesi, en iyi annesidir yani. Hakikaten bir el yordamı var ve göz kararı var. Ya, şimdi işte bir tutam bu, iki tutam bu diye değil. Onlar da ölçüsüz yapanlar. Ölçüsüz ve muhteşem bir lezzet var. Şimdi ustalar bir şey tarzında gramla ölçüyle veririz. Kadınlar işte bir yapar şundan at, biz şimdilik bundan at diye yaparlar. Ya nasıl yaptın? Göz kararı yaptın. Göz kararı yani. Şimdi dedim, herkes, en iyi aşçı herkesin annesidir yani. Ben annemin yemeklerini olsun yemek tanımam. Benim çocuğuma sorarsan hanımımın yemeklerini öyle, annemizin yemeklerini olsun yemek kokteyldir. Bu herkes için aynı şey. Yani bu fıtratı bir mesele yani. Dünyanın en iyi aşçıları anneleridir yani. Kadınlarımız da çok iyi aşçı. Evet. Bir de çok iyi aşçı olan kadınlar var. Geçen TV'nin özel bir TV'de bir ablamız yemek tarifi yaptı. Ben gurur duyuyorum. Yani Çorum adına bir şeyler yapıldığı zaman, Çorum'u bir temsil ettiği zaman ben orada gururlanıyorum. Ne güzel. İnşallah o ablamız da gelir, beraber yine bir şeyler yaparız. Yani biz dedim mi, biz herkes açığız. Hı hı. Hazreti Mevlana gibiyiz yani biz. Kim Çorum adına kim varsa gelsin yani. Biz öyle kişinin çünkü ortak payda da buluşuyoruz. Tabii, Çorum'u tanıtmak. Kişinin etnik kimliği, dini kimliği, bunları biz kapatıyoruz gözlerimizi. O konuları hiç düşünmüyoruz. Siyasi düşüncesi hiç bizi bağlamıyor. Gelsin derneğimize, bizim yanımıza gelsin, bana gelsin. Usta biz beraber bir şey yapar mısın? Bana o kâfi. Çorum adına bir şey yapacaksak biz varız. Yeter ki Çorum adına olsun. Gençler adına bir şey yapacaksak biz yine varız. Hı hı. Memleket, millet adına bir şey yapacaksak biz yine varız. Yani onun halinde biz yiyoruz. Yani yanlış yerleri de yiyoruz. Ama biz Çorum adına bir şey yapacaksak, buyursunlar gelsinler, ne yapacaksak beraber yapabiliriz. Kapımız açık diyorsunuz. Tabii. Şimdi Çorum Ahçılar Pastacılar Derneği'nden sadece bahsediyoruz ama siz sadece bununla sınırlı değil, diğer derneklere de. Biz tabii. Tabisiniz. Şimdi ben aynı zamanda Karadeniz Federasyonu'na bağlıyız. Yakın zamanda Karadeniz As Başkanı olduk. Diğer dernek başkanlarımızın da tercih etmesiyle bizi, Genel Başkanım Gökhan Tufan'ın önermesiyle o konuda çalışmalar yapıyoruz. Kastamonu'ya gittik geçen ay. Bu ay Tokat'a gittik. Orada çok iyi Tokat'ta karşılandık. Orada Tokat Genel Kurulu'nu yaptık. Dernek Genel Kurulu'nu. Tabii biz birçok alanda varız. İşte ben aynı zamanda Taşkapı'nın İnsani Yardım Kurulu'nda üyeyim. Hı hı. Çok içlerinde bulunamıyorum. Arkadaşlarım, onların şu anda bugün Reyhanlı'da kurban kesimi var. İnsani Yardım Kurulu Başkanımız Sayın Fatih Usta orada. Ege Federasyon Başkanımız. Selam olsun buradan öncesi. Bugün 2'de 14.00'da orada bir 20 tane yakın kurban kesecek askerimiz için. Onları Allah muhafaza etsin. Onlar için kurban kesimi var. Geçen hafta yine kesmiştik. Hı hı. Da bizim federasyonumuz da bir tane kurban bağışladı. Öner Başkanımız, Öner Çulpas Federasyon Başkanımız. Sen ne yapıyorsun diyenler var. İşte bunu yapıyorlar. Bu tür biz, önemli tabii, etkinliklerin biz, içerisine dahil oluyorlar. Taşkapon yani üst kuruluşumuz Tüm Ağaçlar ve Pastacılar Konfederasyonu. Türkiye ismini aldık da henüz onay gelmedi. Aslında Türkiye Ağaçlar ve Pastacılar Federasyonu olduk. Hı hı. Şimdi birçok alanda varız biz. Yani biz sadece dernekte yemek yapıp insanlara yemek tanıtmıyoruz. Biz eğitim içinde de varız. Biz yoksulların yanında da varız. İnsan sosyal yardım, sorumluluğun evet, her tabii, alanda tabii. Olmak üzere. Sosyal sorumluluk birçok projenin içinde varız. Olmaya devam ediyoruz. Olmak zorundayız. Hı hı.
Çünkü sivil toplum kuruluşlarının misyonu sadece insanlar bir araya getirmek veya bir takım işleri yapmak değil. Evet. Toplumun her paydasında, her yerinde paydaş olmak, her alanında bir araya gelmek. İşte Genel Başkanımız Turizm Şurası'nda katıldı. 4 yılda bir yapılan ilk defa bizim meslek kuruluşları içinde Taşkapon Genel Başkanımız Gökhan Tufan katılarak bizi onur etti. İşte külliyedeki şuraya 11 tane arkadaşımız katılarak beyaz ceketlerin üniformalarıyla bizi temsil ettiler. Turizm alanındaki sektörün sıkıntılarını anlattılar Sayın Cumhurbaşkanımıza. İşte komisyonlarda görev aldılar. Yine beraber çalışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Bunlar hep bizim misyonumuzun üstündeki misyonlar. Yani biz dernek olarak Çorum'daki faaliyetleri yürütebiliyoruz. Ama Taşkapon'da ülke bazında, uluslararası bazda birçok çalışma devam ediyor. Kapsam. Tabii işte su kuyuları açılması projemiz var. Onlar devam ediyor. Şu anda askeri savaş var. Afrin'e girildi. Evet, oradaki askere destek olma anlamında kurbanlar kesiliyor. Yine oradaki kamplarda sıcak yemek çıkıyor. Kilis'te ve Hatay'da günlük 15-20 bin porsiyon yemek dağıtımı yapılıyor. Her gün. Bu 2 yılda devam ediyor. Yani, her gün oluyor. Her gün. Her gün 20 bin porsiyon yemek pişiyor. Ve sınırdan içeriye geçiyor. Yani Türkmen Dağı, o İdlib'e kadar birçok yere yemek gidiyor yani. Ne güzel. Sıcak yemek karavanlarla. Biz pişiriyoruz. Ara bölgeden teslim ediyoruz. O tarafa geçiyor. Türk askerinin kontrolünde. Yani bunlar büyük işler. Kesinlikle. Yani şimdi 2 yıl dediğim zaman 730 gün. Her gün 20 bin porsiyon yemek. Bu 10 bin TL desek bu 720 bin lira yapar. Yani büyük bir para yani. Ben oraya da gelecektim aslında. Şimdi tabii gönüllülük esaslı kurulan dernekler bunlar. Tabii. Toplum kuruluşları ama bir de finans kaynağı var. Olması da gerekiyor i̇şte aslında. Bu finans kaynağı kısmı Rabbim bize böyle küçük küçük damlaya damlaya büyük işler yapmayı başlatan örnekleri bunlar. İmkanlar sağlıyor. Yani sponsorlarımız var. Beşir Derneği'yle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar var. Yani bunların hepsi işte damlaya damlaya rakamlar ortaya çıkıyor. Yani büyük paralar gidiyor bu işlere. Şunun için aslında söylüyorum, belki ekran başındaki izleyenlerimiz de öyle. Yani işte ben de dahil olmak isterim. Bütçem şu ama bununla belki bir şey yapabilirler diyenler varsa hani ulaşabilirler, evet, size. Bizim derneğimize ulaşabilirler. Biz onlara bir hesap numarası veririz. Direkt insan yardım kuruluna da yollayabilirler. Direkt Beşir Derneği üzerinden de yardımda bulunabilirler. Yani çünkü o konuda çok hassas izleyenlerimiz. Bu şimdi Türk toplumu da herkese aynı. Küçük şey değil yani. Oradaki mutfak kurumlarını bizim sponsorlarımızdan Kristal Endüstriyel Mutfak var. İsim veriyorum yani. Bunların ismini önce vermekte de şey yok yani. Gitti oraya. Bugün yüz binler değerinde bir mutfak kurdular. Yani ne yapabilir hiç para almadan. Bir karşılık beklemeden. Tabii. Yani bu insanların isimlerini ben söylemekten imtina etmiyorum. Yani o adamlar bu iş için hakikaten bize destek oldular yani. İşte Beşir Derneği yine gıda anlamında. Biz usta anlamında biz Taşkapı'dan tutulmuş aşçı var orada. Herkes elini taşın altına koyuyor. Tabii sigortası yatan, maaşı dönen bir aşçı yemek pişirmeye devam ediyor. Bizim arkadaşlarımız gönüllü gidip orada yemek pişiriyorlar. Yani orada bir iş dönüyor yani. Orada her gün sıcak yemek çıkıyor. 2-3 çeşit yemek çıkıp dağıtılıyor. Bu kolay iş değil bunlar. Bunlar hakikaten çok büyük işler. Kesinlikle öyle. Kapsamlı. İşte yine bizim Gökhan Başkanımın başkanlığında kurulan İslami Şefler ve Gastronomi Birliği var. Bunun faaliyetleri devam ediyor. İşte Ürdün'de, Katar'da birçok yarışmalar başkanımız gitti. İşte Çorum'da inşallah biz uluslararası yapalım istedik ama bütçeyi alamadık. Yani bütçe biraz yüksek çıkıyordu o konuda. Ama yakın zamanda Tokat'ta inşallah öyle bir etkinlik olacak. Kastamonu'da yine öyle büyük bir etkinlik olacak. Uluslararası anlamda yani bu İslami şeflerin katılacağı çok büyük işler yapacağız inşallah. Biz yolumuza hızla devam ediyoruz. Yani ve meslek anlamda biz bu kadar bir araya gelen bir topluluk yok. Biz Taşkapon olarak en büyüğüz. Dünyada örneğimiz yok yani. 7 bölgeye yayılmış. 7 bölgede 7 tane federasyon. Her bölgede 10-15 tane dernek, 61 derneği şu anda. İnşallah Ağustos'a kadar 2-3-3-4 Ağustos'a yine Mengen Festivali'ne katılacağız. Artık orası geleneksel hale geldi bizim için. Orada uluslararası, ilk defa uluslararası olacak. Yani 33.sü yapılıyor. İlk defa uluslararası olacak. Oradan işte bu İslami Şefler Birliği'nin katılımıyla bir festival olacak orası. Biz oraya 1500-2000 tane beyaz ceketli insanla katılıyoruz. Daha gelemeyen çok arkadaşımız kalıyor. Evet, yönetmenim uyarıyor. Bir
Reklam var. Evet. Araya gidelim, devam edeceğiz. O da lazım. O da lazım. Biraz da soluklanmış olalım. Evet. Efendim kısa bir ara sonra buradayız. Çekiyorsun değil mi? Yeniden merhabalar, satır başı devam ediyor Çorum. Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nden Rasim Çakıcı'yla biz devam ediyoruz programımızda. Satır başı devam ediyor. 16, 17 ve 18 Şubat'ta yarışma ne olur bir kez daha yineleyelim. Evet. Ve yarışma 3 gün sürecek, kapsamlı bir yarışma olacak. Evet, kapsamlı bir yarışma. Tabii bu yarışmalarda hadi bir yarışma yapalım, İşte şunları çağıralım da olmuyor. Altyapısının da hazırlanması tabii, gerekiyor. Tabii. Meşakkat. Şu anda biz 1 Ocak'tan itibaren başvurulara ayırıyoruz tüm Türkiye'den. Yaklaşık 30 ilimizden 200'ün üstünde yarışma çocuk gelecek. Yine 70-80'e yakın şefimiz, dernek başkanımız gelecek buralardan. Yine ulusal anlamda jüriyelerimiz gelecek. Dedim ya, konsept ve görüntü olarak ilk bir yarışma yapıyoruz. Hı hı. Yani Taşkopun tarihinde 35-36 yarışma yapılmış. 2013'ten bu tarafa 4 yıllık, 5 yıllık süreçte. Bu yarışma ilk olacak yani. Bu anlamda jüri, farklı bir jüri. Yemeklerin sunum şekli, yarışmaların kapalı bir alan, hep açık alanda yapıyoruz. İlk defa kapalı bir alanda yarışma yapıyoruz. İşte fuar alanında yapacağız. Yani bir festival, fuar tadında olacak aslında. Tabii bu arada yarışmanın içinde, bizim yarışmada şu var, halk gelip izliyorsa, izleyici konumundaydı. Hı hı. Şimdi halk burada tadımcı konumda olacak. İllerimizden, orada herkesin de sevdiği tabii bir yöresel, yöresel yemekler yapılıp dağıtılacak. Hı hı. Kayseri'den, işte Konya'dan, Tokat'tan, hı hı. efendime söyleyeyim, birçok ilimizden, Uşak'tan, orada yemek yapıp halkımıza dağıtacağız bunu biz. O yöreleri de tanıyacaklar. Tabii, yörelerin lezzetlerini, işte Samsun'dan, Karadeniz'den gelecek derneklerimiz, işte kuymak yapacak, dağıtacaklar mesela. Belki Çorum'da kuymağı bilmeyen birçok insan vardır yani. Hı hı. Bizdeki sündürme ama o peyniri farklı, peyniri yağ farklı, evet. yağ, mısır ununa yapılan. O. Tabii. Mısır unu da özel bir un. Önce taneyken fırınlanıp kurutulmuş. Fırınlarda kurutulmuş mısır da yapılması gerekiyor. O hı hı. sıradan bir mısır unu olmuyor yani. Kuymak yapacaksanız. Tabii, o yöreden gelecek. Daha da o yöreden, gelecek. Yağ o yöreden gelecek. Peynir oradan gelecek. Trabzon tarafından gelecek yine. Kalot peyniri. Yani halkımız da burada bir şeyler yiyip içecek yani. Evet, onu da izleyenlere söyleyelim. 16, 17 ve 18 Şubat'ta. Evet, tüm halkımızı bekliyoruz. Tabii burada aslında siz bir yola çıkıyorsunuz ve ortak payda da Çorum'u tanıtmak için bir yola çıkıyorsunuz. Burada bence herkes elin taşın altına koymak gerekiyor. Evet. İşte yok mu? Var. Çok önemli isimlerimiz var bizim Çorum'da. Sponsor olabilecek. Onları da ben vallahi bu noktada hepsinin desteğini bekliyoruz. Dahil olacağına eminim. Biz hepsinin desteğini bekliyoruz. Biz kim gelirse arkadaş biz şurada biz varız dersek bayrağını asarız salona yani. Hı hı. Biz herkesi tanıtmayan bir şey, bak kolumuzda bir logo taşıyoruz yani. Hı hı. Bize faydası olduğu için taşıyoruz. Geldiler derneğimize sponsor oldular. Bize faydaları var. Yani Çorumlu çok ünlü bir iş adamımız. Çorum'da çok iyi faaliyetler yapıyor. Hı hı. Lavaş anlamında Türkiye'ye var olmuş bir marka. Bize sponsor oldu ve biz bundan gurur duyuyoruz. Ve kolumuzda taşımakla gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde bununla gidiyoruz yani. Bize destek olursa biz onları tanıtım alalım yani da. Bu üniformada birçok yeri müsait alanları evet, sponsorlarla var. Doldurabiliriz. Çünkü Çorum'da bu konuda. Bu benim dernek ceketim bizim asıl destekleyeceğini biliyorum. Başkanlık ceketi var bizim. Her iki konuda 5-6 tane logo var. Hı hı. Yani Türkiye'nin ünlü markalarının konfederasyonumuzun sponsorları bunlar. Hı hı. Bu konumdaki marka da yine konfederasyonun da sponsoru. Aynı zamanda bizim Çorum'un. Çorum'un da sponsoru. Çorum deneyin. Ve konfederasyonun da sponsor oldu. Yani konfederasyonumuzun bayrağının altında logo da var ve biz ona da gurur duyuyoruz. Çorum'dan bir işletmenin hı hı. Taşkopon gibi büyük bir kuruluşa sponsor olması bizi gururlandırıyor yani. Yani Çorum küçük bir il ama 15 bin kişinin üyesi olduğu hı hı. Türkiye'de mesleki anlamda en büyük kuruluşa ben size sponsor olabilirim hı hı. diye bir yiğidin çıkması. Bence Anadolu yiğidi diyoruz işte evet. Kaplan'ı. Çıkması beni gururlandırıyor yani.
Yani inşallah başka firmalar da çıkar. Bize destek olurlar. Evet. Bize destek olurlarsa biz hem onların ismini taşıyoruz hem derneğimizi bir iki basamak daha yukarıya çıkartırız. Yani daha iyi, iyi işler yaparız. Şimdi ben niye Çorum'a bugün yarışma yapıyoruz? Yarın imkan olsa, konaklama imkanı, yedirme için imkan olsa da ben bu 60 ilin dernek başkanlarının hepsini Çorum'a toplasam, yanında 3 tane üyeyle beraber, hepsini Çorum'u gezsem, Çorum sanayisini gezdirsem, niye olmaz? Un fabrikalarını gezdirsem, otellerini gezdirsem, diyeceksiniz ki aşçıların otelle ne alakası var? Buradaki ustaların hepsi bir otelde şeflik yapıyorlar çoğunluğu. Ya da yapacak. Ya da yapacak kişiler. Yani şimdi şu olmaz mı ki? Ya işte Kayseri'deki A firmasında kalan bir misafiri Çorum'a yönelirken ya biz gezdik gördük şöyle bir yeri var. Orada konaklayabilirsiniz demesi bile reklamın en büyüğü bence. Yani birebir ona bir şey olması, buradaki firmaya işletmeye adamın ne de diyebiliriz ki ona adını koyması. Ben falan yeri gördüm. Burada konaklayabilirsin. Kefil olması yani. Kalabilirsin demesi en büyük reklam benim için. Evet. Yani basına verebilirsiniz. Mutlaka basında iyi tanıtım yapmaktadır. Çok hele görsel basın daha çok yere ulaşabiliyor. Yaygın olduğu için. Ama birebir dokunduğunuz zaman bence daha etkili. Temaslar daha önemli. Tabii herkes elin taşın altına koyması gerekiyor. İşte direkt de biz medyada sizlere destek veriyoruz ama birçok iş adamı da var Çorum'da. Ben bu konuda size destek olacağını biliyorum. Bir mesaj var, hemen ona bakalım. Öncelikle Rasim Ustam'a çok teşekkür ederiz. Her zaman her konuda bize destek oldu. En büyük desteği bu mesleği bize sevdirmesi oldu. Her zaman yanındayız demiş. Mazet Yüksel ve Mezide Türksel ve Ece Danacı göndermiş bu teşekkür mesajı. Teşekkür ederim. Bizim dernek üyelerimiz. Ne güzel kızlarımız. Böyle mesajlar almakta herhalde. Evet, tabii. Yaptığınız işin layıkıyla yaptığının bence mührü ve sonucu kendilerine oluyor. Çok teşekkür ederim. Onlar benim kızlarım. Bu onlar... son dönemde genç arkadaşlarımız oldukça ilgililer mesleğe. Biz işte onlar varsa biz varız. Yoksa ben 50 yaşında adamım. Yani ben onların gücüyle biz işte biniyoruz sabah 8'inde arabaya, Kastamonu'na gidiyoruz. Gecenin önüne dönüyoruz, sabah işe gidiyoruz. Onların enerjisiyle gidiyoruz. Yani şaka değil, ciddi söylüyorum yani. Onlar, bu isimlerini zikrettiğiniz kızlarımız, bizim Bahçeliler Meslek Teknolojisi'nin öğrenci, son sınıf öğrencileri. Bu sene işte mesleğe atılacaklar artık okuldan çıkıp. Her etkinlikte yanımdalar. Değil mi? Benim işte kızlarım bunlar. Birkaç tane daha var. Hep beraber çok değerli işler yapıyoruz yani memleket adına. O çocuklar işte annesinden babasından izin alıyor. İşlerinden izin alıyor. İşte Tokat'a gidiyoruz. Tokat'ı gezmeye görmeye gitmiyoruz ki. Tokat'ta biz giyip içmeye de gitmiyoruz yani. Hani böyle bir seyahate gitmiyoruz. O da iş yapmaya gidiyoruz. Tokat deneyen gidiyoruz. Biz genel kurulunu yaptık Tokat'ta. Tarihi bir mekanda bir Sümbül Baba Türbesi diye bir türbenin böyle güzel bir alanında gittik. Orada biz genel kurulu yaptık. O çocuklarım yanımdaydılar. Destek oldular bana. Gecenin 11'inde yola çıktık. Gecenin 1.30'sinde Çorum'a geldik yani. Bu işte bu güç bize güç veriyor. O ekipte tabii ki önemli. Programın sonlarına doğru yaklaşırken aslında konuşacaklarımız var tabii ki ama zaten bu son dönemde işte yakın zamanda yapılacak olan o yarışmadan bahsettik ama herkesi bekliyoruz diyelim. Evet. Şimdi biz bu yarışmayı yaparken derneğimiz adına yapmıyoruz. Çorum adına yapıyoruz. Zaten ismi adı üstünde. Birinci Çorum Belediyesi, birinci Ulusal Aşçılık ve Pazarcılık Yarışması. Biz Çorum adına bir şey yapmaya kalktık. İnşallah devamı gelir. Biz ilkini yapıyoruz. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi olur Çorum'da. Kültürler birbirini tanıyarak ancak iletişim kuruyor. Bugün ulusal yapıyoruz. İnşallah yarın uluslararası yaparız. Neden olmasın? Diğer medeniyetleri tanırız. Onlar da bizi tanırlar. Burada şimdi niye yapmayalım ki bir Türk Cumhuriyetleri Yemek Festivali. Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, efendim ben söyleyeyim. Türkmenistan'dan gelsinler buraya. Lübnan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan, Saraybosna'dan, Arnavutluk'tan buraya gelseler, kendi yemeklerini yapsalar, biz kendi yemeklerimizi yapsak. Ya yarışma değil bu. Tanıtsak, halkı tanısa, biz buradan insanları oralara götürsek, insanları oraları tanıtsak. Yani bunlar ancak dediğim gibi yani meşhur bir lafımız var. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa diye. Tanışa tanışa bu iş. Biraz geçmişe döndüğümüzde bu Osmanlı'da, ondan önce ve ondan sonra da hep yapılırdı işte. Kültürleri birbirlerine götürmek, şimdi, orada kültürünü almak. Programın sonuna geldik. Aslında bu konu çok uzun bir konu. Kısa bahsedebiliriz. Buyurun. Şimdi
ünlü bir yemek eleştirmeni ben Amerika'da bir programı hatırlıyor. Hı hı. Televizyon programı, canlı yayın ve seyircilerin olduğu. Sonucu diyor ki, dünyadaki mutfakları sayabilir misiniz diyor. Kadın yemek eleştirmeni. Ve şey, bir yemek söylendiği zaman bu kadına, şimdi ismi dilim ucunda da soy ismi Wolf. Bonnie Wolf mi? Öyle bir şey olmaz. Amerikalı yemek eleştirmeni bir kadın. Bir yemek söylendiği zaman, diyelim ki Çorum'un un helvası. Kadın Çorum'a geliyor, erimiyor yani. Çorum'da un helvasını yiyor. Ona Çorum, göre. Çorum'da yani kalmıyor yalnız. Amasya'da da yiyor. Buradan kalkıyor. Bu helva bakın ne yapılıyormuş? Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da gidiyor. Bir yemek için 5-6 ülke gezen, kıta gezen bir kadın. Hı-hı. Bu kadın dünyayı gezmiş. İşte diyor ki dünya mutfağını sayar mısınız? Kadın diyor ki Çin, Fransa, Türk mutfağı diyor. Seyirciler de sonuçta hayret ediyor. Nasıl olur diyorlar ya. Türk mutfağı ne alaka diyorlar ya. Tamam. Fransa'nın sosları, şunları, bunlar Çinlilerin çok büyük bir, hı-hı, işte 5-6 bin yıllık imparatorluk tarihleri var. Mutfak yazılı kaynakları var. Diyor ki Çin'in mantısı Türklerin ortasındaki mantısıdır diyor. Kadın mantıyı araştırmış. Türklere ait olduğunu bulmuş. Çinlilerin yaptığı mantı diyor. Ve Japonların yaptığı gnocchi Türklerin yaptığı mantıdır diyor kadın. Daha niceleri var. Heh. Bizden aldıkları. Heh. Kadın Türk mutfağı diyor. Füzyon mutfağının başıdır. Osmanlı mutfağı. Minimal mutfak kısmı. Türkler diyor ortasından gelirken, kültürlerini getirirken Hindistan'dan, Hint mutfağından bir şeyler aldılar. Üst taraftan Sibiryalılardan bir şeyler aldılar. Anadolu'dan, Anadolu halkından bir şeyler aldılar. Araplardan etkilenen Araplardan bir şeyler. Dünya mutfağının karması da Türk mutfağı. Türk mutfağı olmasa dünya mutfağı olmaz zaten diyor. Böyle bir mutfağı ya Amerikalı bir eleştirmen bunu söylüyor. Derler ya elin Amerikalısı söylüyor. Eline. Ya kadın ya değil mi? Asya'yı gezmiş, Arabistan'ı gezmiş, Avrupa'yı gezmiş, Balkanları gezmiş ve bundan sonra söylüyor. Diyor ki bugün Balkanlarda ve Avrupa'da yapılan birçok yemek Türk mutfağından geçmiştir diyor. Ne kadar da öyle. Yani biz öyle bir konumdayız ki işte Cezayir, Tunus, Libya, Mısır buralardan mutfağımıza giren yemekler var. Altta işte Ürdün, Yemen, Arabistan buradan giren bir kültür var. Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Hindistan buradan aldığımız. Çünkü bunlar hep Osmanlı şeyinde kalmış. Hı hı. Osmanlı yönetiminde kalmış ve buradan aşçılar ve yemekler bize geçmiş, kültür geçmiş. Evet. Bizim de oraya geçmiş yani. Akabinde geniş bir perfü olan bir mutfağımız var. Binlerce yemeğimiz var. Sadece bir Antep'in 429 tane yemeği var. Bugün Urfa'da çalışma yapıyor. Şu anda 525'i geçtiler. Sadece Urfa'ya ait yemek olarak. Bizde, Hatay'da yine öyle. Hatay'da 270 tane yemek yeni geçti UNESCO'ya. Yeni girdi. Taşkapı'nın önderliğinde bizim genel başkanımız çalışmalarıyla UNESCO'yla birlikte. Hı hı. 270 yemek tek tek kaleme alınarak bunlar dünya kültür mirasıdır. Bu yemekler koruma altındadır diye belgelendi yani. UNESCO Hatay gastronomi şehri ilan edildi yeni daha geçen ay. Şimdi aynı çalışma şey için var. Urfa için yapılıyor. Hı hı. Urfa Dernek Başkanımız ve Güneydoğu Anadolu Federasyon Başkanı Aziz Ustam ve Yılmaz Ustam'a çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda çok iyi çalışıyorlar. Yani biz bunlarla gurur duyuyoruz. Yani Yılmaz Usta gibi bir değer, Urfa için bir değerdir. Urfa adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aziz Ustam herkese öyle. Hı hı. İkisi de Antep'te ve Hatay'da aynı şeyler geçerli. Yani Antep ve Hatay. Hatay Belediye Başkanı bu işi tamam bizim federasyon başkanımıza tevdi etti. Dedi ki başkanım siz bu işi en iyi yapıyorsunuz. Buyurun siz yapın. Biz sizi takip ediyoruz. De beraber bütün yazışmalar, bütün işler, bütün o kurulların, kişilerin gelmesi, hatta da konaklatılması bunları belediye sağladı ama yemek olayın kısmını tamamen bizim federasyonumuz organize etti. Yemekler pişirilmesi, tanıtılması, nasıl pişirildiği, hangi ham maddeler, hangi malzemeler kullanıldığı, hı-hı, anlamında reçetelerin çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar bizim federasyonumuz yaptı. Ve bugün Hatay gastronomi şehri ilan edildi. İkinci ilimiz Antep geçen yıl, önceki yıl ilan edilmişti. Bu da ikinci ilimiz. Şimdi sırada Urfa var. Maraş niye olmasın? Adana niye olmasın? Çorum niye olmasın? Yani. Özellikle de Çorum niye olmasın diyelim size. Yani Çorum niye olmasın yani? Bizim de işte bugün 300 yıllık leblebi kültürümüz var. Bugün birçok il leblebi bizim diye ama bizde 200 yıllık ocaklar var yani. 200 yıl önce kurulmuş. Hı hı. 150 yıldır bu işi yapan aileler var yani. Yani Kütahya'nın denizinin 50 yıldır geçmez leblebi tarihi. Yoktur, hı hı, 50 bile yoktur da
Ben 50 yıl diyorum yani. Ama yine herkes sahip çıkmaya çalışıyor. Evet. Ama artık bir marka haline getirmek gerekiyor. İşte leblebi böyle ama birçok yemekte de böyle olacak. İnşallah, inşallah. Son olarak neler söylemek istersiniz diyelim. Yavaş yavaş kapatalım. Son olarak baştan beri söylüyoruz. Biz Çorum için yola çıktık. Desteğe ihtiyacımız var. Her program söylüyoruz. Bizi desteklerse biz daha güçlü oluruz. Güçlü olursak daha iyi tanıtıma gideriz. Sağlam durabilirsiniz. Sağlam dururuz yani. Bu bir gönül işi. Ve biz o koltuğa oturduğumuz yere sabit değiliz. Bizden sonra gençler var arkamızdan. Gençlere bunu bırakacağız. Sağlam bir yer bırakalım. İyi bir kale inşa ederseniz yıkılması zor olur. Ama biz bir gece kondu imal edersek rüzgar da ona dokunur, yağmur da dokunur. Bizi kuvvetlendirirse biz de kuvvetli tanıtımlar yaparız. Yani il dışında, ülke dışında işler yaparız. Biz niye şimdi Belçika'da festival var, Çorum'dan bir şeyler yapmayalım. Almanya'da var, niye yapmayalım? Yani veya işte Ürdün'de gastronomi festivali vardı, niye gitmeyeyim ki? Ya neyimiz eksik? Herkes gidebilir yani. Ama işte bu güç. İşte oraya gidip yani uçak bileti şu bu 5-6 bin dolar para. Evet. Bunlara bize bunlar sponsorluk anlamında faydası olan insanlar olursa tabii. Dubai'de yine şimdi aynı tarihlerde Dubai'de var gastronomi ile alakalı bir festival. Yani yarışma olmasa inşallah gitmek istedik ama yarışma var şimdi Çorum. Aynı tarihe denk geldi. 16-17 aynı tarih 20'si. 17'sinde başlayacak artık. Niye biz de katılmayalım? Dernek olarak gitmeyelim. Orada Çorum'un bayrağını açmayalım. Niye Çorum adına bir şey yapmayalım? Bizim için de herkes için de aslında çok önemli. Yani ülke anlamında da bu faydalı bir şey. İl adında faydalı bir şey. Yani Dubai'de neyi var insanlar koşa koşa Dubai'ye gidiyor mesela. Niye Çorum'da ileride böyle bir şey yapmayalım? Yani bir gastronomi festivali Çorum'da yapmayalım. Olmayacak anlamına da gelmiyor. Güzel işler İnşallah yapıyorsunuz. İnşallah arkamızda insanlar durursa bak Deniz'de var. Mayıs ayında Deniz'de gastronomi festivali var. Üniversitede. İnşallah bölüm bizde açıldı. Bir sayın rektörümle bir görüşemedik Reha Bey'le. Bir görüşsek, bir danışsak da danışsak birbirimize daha iyi şeyler olacak. Yani bizi destek verirse bu gastronomi mutfak sanatları çocuklar okuldan mezun olurlar. Niye yıl dışına gitsinler? Çorum'da okusunlar. Mesela en büyük ben eksiği onda görüyorum. Çorum'da bir aşçılık okulunun olmaması. Turizm meslek lisesi var. Kız meslek lisesi var. Buradan aşçı yetişiyor. Yani yiyecek içecek hizmet alanı var. Bu işi severek yapan çocuklar. Sumurlu'da var. Var zaten. Oğuzlar'da var. Alandan bahsediyorum. Osmancık Metem'de var. Buradan öğrenci mezun olur. Öğrenci mezun oluyor. Her yıl 20-30 öğrenci mezun oluyor. Bunlar il dışına gidiyorlar. Hepsi gitmesin. Biraz Çorum'da bu işi yapalım. Mutfak sanatları bölüm açısın. İşte Haraz'da açılmış bir aşçılık okulumuz var. Alaca'da. Ama bence mekan yer olarak yanlış yer. Çorum merkezde olsa daha iyi olurdu. Yani şimdi Bayat'a bir şey atsak, bir aşçılık okulu atsak, mekan yok, çocuğun malzemeye ulaşacağı yeri yok. Bunlar önemli yerler. Yani bir bölüm açılırken, orada işte Çorum'da birçok otel var, birçok restoran var. Çocuklar burada staj yapma imkanı, akıl danışma imkanı, ders alma imkanı var. Aracada kim var? Hiç kimse yok. Bölüm var, öğrencisi yok. Evet, bu temennileri de aktarmış olalım. İnşallah yani. Çok bölüm, teşekkür ederim. Faaliyete geçer. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bir başka programda yine inşallah, konuşacağız. Inşallah. Zaten 16-17-18 Şubat'ta da biz de orada olacağız. Bekliyoruz. Çok sağ olun. Başımızla beraber. Efendim satır başının sonuna geldik. Şef Rasim Çakıcı'yla biz bugün hem dernek faaliyetlerini konuştuk hem de bu ay yapılacak olan çok kapsamlı bir yarışma var. Çorum'u da tanıtım açısından çok oldukça önemli. Bu yarışmayı da şefimiz de söylemiş olduğu gibi herkese bekliyoruz. Yeni bölümde de biz TV19 ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.